Yasemin Orman Yaylı, astroloğum, aynı zamanda yoga eğitmeniyim ve dijital bir mecrada köşe yazarlığı yapıyorum. Bir astrolog genel olarak astrolojik danışmanlık verir. Ona danışan olarak gelen kişiye astronomiyi kullanarak, onu baz alarak gezegenlerin insanlar üzerindeki hatta toplum üzerindeki etkisini kullanarak onun iyi ya da kötü olan potansiyellerini ortaya çıkarmasını sağlar. Önce bir danışanla kontak kurulur, danışan bize gelir. Doğum haritası çıkartılır ve bunun üzerinden beklentileri konuşur. Neyi öğrenmek istiyor, hayatıyla ilgili nasıl bir bilgiye sahip olmak istiyor, ondan bahseder. Biz seans yapmadan önce astrolog kendisi çalışır, haritayı inceler ve tamamen kişinin doğum haritasına vakıf olduğunda danışma seansı gerçekleşir. Bütün potansiyellerini, iyi ya da kötü, hayatta ne yapabileceğini, aşklarını, işini, mesleğini, nerede mutlu olacağını ve nerede mutsuz olacağını tüm detaylarıyla danışanına aktarır. Yaptığım işin en keyifli tarafı insana dokunmak. Çünkü hizmet sektörünün tamamında en önemli kısım budur. Karşı tarafı mutlu edebiliyorsanız ve sizin yanınızdan belli bir amaçla kendini bilerek ayrılabiliyorsa en büyük mutluluk budur. Yaptığım işin en zor tarafı da yine insana dokunmak. Çünkü insan değişen bir varlık. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Dolayısıyla dokunduğumuz insanlar da birbirine benzemiyor. Bir insana çok iyi gelen bir tarafınız, diğer insana çok kötü gelebiliyor. İnsanla çalışan tüm mesleklerin zorluğu neyse, benim mesleğimin zorluğu da o. Eğitimim, öncelikle Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Ardından da Wales Üniversitesi'ne bağlı Astroloji Fakültesinden mezun oldum. Hala aynı üniversitede 3. modüle devam etmekteyim. Bu son sınıf artık astrologluktan uzmanlık ilgilendiğiniz bölüme doğru kayma tarafıdır, uzmanlaşma tarafıdır. Şu anda eğitimim orada devam etmekte. Evet, farklı eğitimler alan birisi de bu işi yapabilir. Yeterince zaman ayırırsa ve gönül verirse neden olmasın. Ülkemizde de çok değerli astrologlar astroloji eğitimi vermekte. Yine yurt dışında bu eğitimi veren üniversiteler ve kolejler var. Tabii ki eğitimini pekiştirirse ve yeterince zaman harcarsa, her işte olduğu gibi yüreğini ortaya koyarsa tabii ki yapabilir. Bugün yılın başında olsaydım kendime korkma derdim, hayatın kendisine güven derdim ve hayatta zaman kaybı diye bir şey yok, bunu bil derdim. İsterseniz makine mühendisi olabilirsiniz, isterseniz spor akademisinden de mezun olabilirsiniz. Her üniversitenin ve her eğitimin, her ekolün insana kattığı bir şeyler var ve orada olmanızın bir sebebi var aslında. Zamanımı kaybediyorum, hayat elimden kaçıp gidiyor, böyle bir şey yok, bunu bil derdim, bu halimi gösterirdim ona. Zaman güzel bir şey. Aktıkça insana iyi ya da kötü şeyler katıyor, sizi geliştiriyor. Korkma derdim. Bugün bu işi yapmıyor olsaydım, artık 30'lu yaşlarımı geçtikten sonra fark ettim ki resim yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Herhalde ressam olurdum.